abone olup beğenmeyi unutmayın. Cansu ve Canan'ın dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Merhaba, nasılsınız? Bizler çok iyiyiz elhamdülillah. Böyle istedim ki oğluşlarından bir açılış yapayım istedim. Biliyorsunuz oğluşlarımın fotoğrafı benim mutfağımda. Efendim anneciğim? Tamam aşkım. Şöyle göstereyim. Oğluşlarıma baka baka böyle yemek yapmak çok hoşuma gidiyor. Ben malzemelerimi çıkarttım. Şöyle göstereyim size. Allah'ın izniyle bugün size özel benim spesyal bir cheesecake tarifim var. Bunu anlatacağım. Aynı zamanda yapımını size göstereceğim. Özellikle hani hiçbir yerde olmayan bir tarif. Bu bana özel bir tarif. Ben bunu deneme yanılma yöntemiyle kendim buldum. Bana has olan bir tariftir. Öncelikle şöyle malzememi anlatayım. Şöyle gördüğünüz gibi kelepçeli kabım var. Ben bunun içerisinde böyle yağlı bir kağıt açtım. Şöyle. Aynı zamanda bir blenderım. Blenderın içerisinde bisküvilerimi koydum. İki paket bisküvim var. Bir kısmını buna koydum. Bir kısmını hafif şöyle çekmiş olarak hazırlıyordum. Hemen videoya başlayayım dedim geri. Bir kısmını arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi arkada. Hemen şöyle yapayım. Aynı zamanda bisküvilerimin içerisinde bisküvilerimi blenderdan geçirdikten sonra bu şekilde toz haline gelecek. İçerisine 100 gram benim tereyağım var. Ve içerisine de 3 yemek kaşığı kadar sütüm var. Ve içerisine de biraz badem atacağım. Böyle daha bol vitaminli olsun istiyorum. Ve 400 gramlık benim şöyle göstereyim. İçim labne peynirim var. Çünkü cheesecake labne peynirsiz asla olmaz. Aynı zamanda benim üzerine benim eşim daha çok meyveli seviyor. Yani böyle çikolatalı çok fazla sevmediği için ben de meyveli yapayım istedim. Benim reçelim vardı. Hani daha önce reçelden yapılır mı diye sormayayım. Ben bunu daha önce de yaptım. Çok da güzel oldu. Efendim anneciğim. Peki aşkım. Bu arada Kaan da çizgi film izliyor. Abisi aşağı bahçede. Şöyle reçelim, vişne reçelimin tanelerini, happelerini çıkardım. Vişne reçelimin kendine has özel hani pişerkenki çıkan kendi suyu. Vişne reçelimin içerisinde biraz koyulaşması için 2 yemek kaşığı nişasta atacağım. Aynı zamanda benim kremam var. Şu da benim arkadaşlar pasta kreması. Bu 140 gram ama hani benim kalıbım biraz büyük olduğu için, en büyük boy olduğu için benim kolum. En büyük boyusu galiba bu 28 milimlik diye biliyorum ben. En büyük boy olduğu için tam gelecek diye düşünüyorum. Kremamı da hemen hazırladım. Normalde bunun nasıl yapıldığı şurada arkasında da hemen yazıyor. Gördüğünüz gibi 1,5 su bardağına içerisine soğuk sütün içerisine koyuyoruz bunu biz. Ve güzel kremamı da hazırladım şöyle. 1,5 su bardağı sütünü de koydum. Kremam da hazır. Ben hemen işlemlerime başlamak istiyorum Allah'ın izniyle. Şöyle. Şunu hiç oturtturayım. Bu arada yeni telefonumla ilk kamera çekimimi yapıyorum. Şöyle yapayım. Fişimi de taktım. Şöyle. Oturtturabildim. Acaba? Oturtturamadım. Evet canlarım. Şu anda gördüğünüz gibi bisküvimi çektim. Hemen şuradaki hemen tereyağımı bak çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Gördüğünüz gibi aynı zamanda da 3 hemen birazcık sütümü de ekliyorum. Süt ekliyorum. Neden süt ekliyorum? Bu zeminin çok sert olmasını istemiyorum. Biraz yumuşak olsun istiyorum. Bu arada hani bunun içerisinde petipör bisküvi kullanabilirsiniz, burçak bisküvi kullanabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Hemen şöyle ben karıştırıyorum. Evet canlarım şu anda blenderdan geçirmiş oldum ve üzerine 100 gram tereyağı döktüm. Ve 3 yemek kaşığı kadar da süt vardı, onu koymuştum. Şöyle gördüğünüz gibi ben iyice tepsimi, daha doğrusu kalıplı kabımı şu anda döktüm. Hatta şöyle kaşığın tersinden de bir şekilde böyle şekil veriyorum. İyice yatırıyorum gördüğünüz gibi şöyle. Bunu ben buzdolabına götüreceğim. Şöyle yapayım. Efendim anneciğim. Efendim bebeğim. Tamam annem, tamam anneciğim. Şöyle gördüğünüz gibi kaşığın tersinden de
Bu şekilde hemen şekil veriyorum. Efendim annem. Evet canlarım, şu anda dolabıma ben hazırlamış olduğum cheesecake'imin alt zemin tabanına koydum. Efendim annem. Afiyet olsun, tamam aşkım. Bu arada ben çekime başladığım anda Kaan dikkat çekmek için anne anne deyip başlıyor. Hemen ben şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi burada benim badem içim vardı. Badem içimi de ben şu şekilde hemen blenderda çırptım. Şu şöyle toz haline getirdim. Bir pakette şöyle 400 gram makne peynirim var. Ben bunu hemen bunun içerisine aktarıyorum. Tamam anneciğim. Evet canlarım, şu anda gördüğünüz gibi latla peynirimi de hazırlamış olduğum kremamın içerisine kattım. Bu arada ben hazır krema kullanmadım, şunu öyle göstereyim. Evde kendim yaptım. Evdeki benim kendi kremam vardı. Hemen ondan yaptım. Şöyle hemen 400 gram latla peynirimden hazır kremamı karıştırıyorum. Bunu şuradaki gördüğünüz gibi badem içinde aktarıyorum şöyle içerisine. Biraz bol vitaminler için istiyorum. Hemen şöyle hemen şurada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde blender'ı kullanmıyorum. Mikserla ya da blender'la, yumurtayla ya da unla ya da patlı şekerle hiçbir şekilde bu tür şeyleri kullanmayarak, fırını kullanmayarak yapmış olduğum, evdeki malzemelerimden yapmış olduğum güzel bir cheesecake olacak inşallah, Allah nasip ederse. Bu arada hazırlamış olduğum cheesecake'in alt tabanını da hemen difrize koydum. Daha çabuk donması için. Tabii bir gün dolapta bekleyecek. Alt kısmı donduktan sonra hemen ben buradaki hazırlamış olduğum bu iç kıvamını dökeceğim. Üzerine de tekrardan vişne şurubunu dökeceğim. Yani vişne reçelinden yapmış olacağım. O kıvamı dökeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda şöyle yapayım hemen.
reçeliyle. Ama şu anda üstüne reçeline biraz kaynamaya ihtiyacı var diye düşündüm. Biraz ben buna isim olarak ne desem diye düşünüyorum şu anda. Vişne reçelli cheesecake. Güzel bir tarif olur. Aynı zamanda fırınsız, yumurtasız, blendersız, hiçbir şekilde fırına girmeden doğal yollarla yapabileceğimiz pratik bir cheesecake tarifi. Evet canlarım, gördüğünüz gibi şu anda reçelimin kıvamına 2 kaşık nişasta eklemiştim. Ama biraz yeterli olmadı. Biraz daha hani ben biraz daha da koyulaşmasını istediğim için 3 yemek kaşığı daha nişasta ekledim. Toplamda 5 yemek kaşığı nişasta oldu. Şöyle gördüğünüz gibi koyu bir kıvam aldı. Ben bunu hemen şimdi cam bir kase yaptırıp size daha net göstereceğim. Evet canlarım, şu anda gördüğünüz gibi ben bulduktan difizden çıkarmış olduğum cheesecake'im görüyorsunuz şöyle. Ben bunun üzerine bu hazır şu anda dondu. İyice düzleştirebildiğim kadar düzleştirdim. Şu anda hemen içerisine şöyle çevireyim. Hemen buradaki krem şantili ve labne peynirli hazırlamış olduğum sosumu koyacağım. Bu arada ben hemen şu sosumu da üstüne de sosumu hazırladım. Vişne reçelimin hemen sosunu da hazırladım. Şöyle göstereyim size. Bakın kıvamım ne kadar güzel. Kopkoyu oldu. Evet canlarım, şu anda gördüğünüz gibi hemen kremamı da döktüm. Krema ve artı labne peynirle hazırlamış oldum ve bademle hazırlamış olduğum kıvamımı da döktüm üzerine cheesecake'imin. Bunu hemen buzluğa gönderiyorum. Şöyle yapayım. Hemen buzluğa atacağım. Tamamen üstü donduktan sonra, yani en azından 3-4 saat sonra çıkarmam gerekiyor büyük bir ihtimalle. Tamamen üstü donduktan sonra ben buradaki hazırlamış olduğum sosumu dökeceğim. Üzerine de vişnelerimi dizeceğim inşallah. Yine böyle araya birkaç tane daha böyle muz falan serpiştirebilirim inşallah. Bakacağım artık duruma göre. Tekrardan dönüş yapacağım. Evet canlarım, şu anda hazırlamış olduğum cheesecake'imi buzluktan çıkardım. Gördüğünüz gibi şöyle doku testi yapalım. Tamamen üst katmanı kreması dondu. Şurada gördüğünüz gibi benim işten içinde hazırlamış olduğum marmelat tanelerini almıştım zaten. İşten içinde hazırlamış olduğum özel bir kıvamım hazır oldu. Sosum hazır oldu. Vişneli sos. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel oldu. Bunu hemen bunun üzerine şöyle yavaş yavaş dökeyim istiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ağız adeleri bilmeyi nasip et. Aşkla, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle. Bu arada şöyle yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni telefonumdan da ilk çekimimi yapıyorum. Çok şükür, bin şükür. Elhamdülillah. Çok güzel duygu gerçekten. Hatta ben şöyle yapacağım. Kısadan hisse hemen şöyle. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi tamamen bütün kalıbım hazır oldu. Ve ben bunu Allah'ın izniyle hemen buzdolabına götürüyorum. Buzluğumda yer olursa buzluğuma koyacağım. Yoksa normal göze koyup bir gün bekleteceğim Allah'ın izniyle. Tekrardan son halde görüşeceğiz sizlerle. Görüşmek üzere. Evet canlarım, şu anda gördüğünüz gibi vişne reçelli cheesecake'im hazır. Süslemesini yaptım. Vişne reçellerimin happelerini üstüne süt olarak koydum. Reçelimin suyundan da sos yaptım. Herkese afiyet olsun diyorum. Kanalımda kalın. Cansın ve canın dünyasına abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi ihmal etmeyin.